Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, inanılmaz lezzetli bir poğaça tarifi hazırladım. İster böyle bol bol yapın, derin dondurucuya kaldırın. İsterseniz de çay saatine, kahvaltıya, çocuklarınızın beslenme çantası için yapabilirsiniz. Ertesi güne bile yumuşacık, bayatlamadan kalabiliyor. Ama isterseniz hamurunu da bir gün öncesinden yapıp buzdolabına kaldırın. Ertesi günde diğer aşamalarını yapabiliyorsunuz. Kısacası çok pratik bir tarif. Hadi gelin fazla bekletmeyeyim size yapımına başlayalım. Poğaçamızın hamurunu yapmaya başlayalım. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı en sulu olan kısmından yoğurt. Yoğurdu özellikle sulu olan kısmından kullandım. Eğer yoğurt yoksa onun yerine süt kullanabilirsiniz. Süt de yok diyelim, o zaman su kullanın. Bir su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurtanın akı, sarısını daha sonradan üzerine sürmek için ayırdım. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı dolu olacak şekilde tuzu ilave edip güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 paket instant maya veya onun yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine alabildiği kadar un ilave edip yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben ortalama 6 su bardağı kadar un kullandım ama un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Bu yüzden mutlaka azar azar ilave edip öyle yoğurun, kıvamını daha iyi anlayabilirsiniz. Bir spatula yardımıyla güzelce karıştırdım. Hamurum ne zaman ki artık ağırlaşmaya başladı, elime hafif un serpiştirerek yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Uzun zamandır beni takip edenler neden mutfak şefinizi kullanmıyorsunuz bu tür yoğurma işlemlerinde diye sormuşlar. Mutfak şefimin herhangi bir sorunu yok. Sadece bazı takipçilerim mutfak şefini kullandığım zaman biz elimizde yapsak aynı sonucu alır mıyız? Veya keşke elinizde yoğursanız da kıvamını görsek diye yorumlar yaptığı için ben de onlara özel birçok tarifimde mutfak şefini kullanmıyorum. Tabi bu tamamen kullanmadığım anlamına gelmiyor. Yeri geldiğinde ara ara bazı tariflerimde görmeye de devam edeceksiniz. Ama bazen işte böyle duruma bağlı olarak kullanmıyorum. Hamurumu güzelce masanın üstünde de yoğurdum. Mayalı hamurları yoğurma işlemi çok önemli. Bu yüzden çok çok iyi yoğurduğunuzdan emin olun. Üzerine streç filmiyle kapatıp temiz bir bez örtüyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Ortalama 2 saat gibi bir sürede çok güzel mayalanıyor. Aceleniz varsa atın fırına, 50 dereceye ısıtın. 1 saat olmadan da hamurunuz mayalanır. Hamur mayalanırken ben de 6 adet patatesi yıkadım. Haşlanması için ocağa bıraktım. Haşlanmış olan patatesleri ocaktan alıyorum. Şimdi içinin sosunu yapmaya başlayalım. 2 adet büyük boy kuru soğanı, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ile hafif sararına kadar soteliyorum. 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık kullandım. Ama sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı pul biber. Çok az karabiber de ilave ettikten sonra salçayı güzelce kavuruyorum. Salçayı kavurduktan sonra üzerine haşlamış olduğum patatesleri ilave ediyorum. Tabii öncesinde güzelce bir çatal yardımıyla ezdim. Daha sonra sosun üzerine döküyorum ve güzelce karışıyorum. Bu aşamada artık ocağın altını kapatabilirsiniz. Tuz ilave etmediğimi fark ettim. Hemen üzerine biraz da tuz ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Patatesli iç malzemesini hazırladım. Bu şekilde bile tam ekmek banmalık, inanılmaz lezzetli oldu. Soğuması için bir kenarda bekletiyorum. Birkaç saat sonra hamurum güzelce mayalandı. Üzerindeki streç filmi kaldırıyorum. Elimle biraz toparladıktan sonra un serpmiş olduğum masaya alıyorum. Hamuru elimle biraz toparladıktan sonra 6 eşit parçaya kesiyorum. Kesmiş olduğum hamuru elimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Masaya hafif un serpiştiriyorum. Çok aşırı un kullanmayalım. Ve ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak önce elimle daha sonra merdane ile çok fazla inceltmeden hamura dikdörtgen bir form veriyoruz.
Hamuru dikdörtgen olacak şekilde 3 eşit parçaya kesiyorum. Hamurun uç kısmından içine iç malzemesini koyup kapatacak kadar boşluk bırakarak şeritler olacak şekilde çizikler atıyorum. Daha doğrusu hamuru kesiyorum. Hamurun kesilmemiş olan kısmına patatesli iç malzemesinden yerleştiriyorum. Sarma işlemi için önce hamuru patatesin üzerine kapatıyorum. Çok aşırı sıkmadan sarıyorum ve kendi etrafında çevirerek rulo yapıyorum. Poğaçamızın güzelliğine bakar mısınız? Daha pişmeden bile bu şekliyle inanılmaz güzel görünüyor. Hemen diğer poğaçalarımı da aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Bakın önce patatesin üzerini güzelce kapatıyorum. Daha sonra sarıyorum. Tekrar kendi etrafında çevirerek rulo yapıyorum. Ve bu şekilde poğaçalarımız kolay bir şekilde hazırlanıyor. Son bir kez daha hızlıca nasıl yaptığımı tekrar gösteriyorum. Her videomda olduğu gibi tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü sizin yorumlarınız kanalımın günden güne büyüyebilmesi için çok ama çok gerekli. Bu yüzden lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Bu videoyu izlediğiniz halde hala kanalıma da abone değilseniz izledikten hemen sonra abone ol işaretine basmayı, paylaştığım tariflerden anında haberdar olmak için de zil işaretine basmayı unutmayın. Hemen şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Ben iç malzemesini patatesli yaptım ama siz isterseniz peynirli, kıymalı, ıspanaklı daha farklı iç malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Hatta sondan birkaç tanesini peynirli de yaptım. Onlar da çok güzel olmuştu. Poğaçalarımı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Bu arada yapmış olduğum tariften toplamda 18 adet poğaça çıkmış oluyor. Üzerine temiz bir bez kapatıp ortalama 45 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Tepsi mayası bütün poğaçalarda önemlidir. Vaktiniz yoksa bile en azından 15-20 dakika mutlaka tepside dinlendirin. Önceden ayırmış olduğum yumurtanın sarısını güzelce çırptıktan sonra poğaçaların her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Özellikle şerit olan kısımlarına da sürmeniz yeterli olacaktır. Poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak pişirmeye gönderiyorum. Ama şunların güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz hoşuma gitti bu şekliyle. Bu yüzden sizlere de yakından göstermek istedim. Benim fırınımda ortalama 22 dakika gibi bir sürede çok güzel piştiler. İlk tepsiyi çıkartıyorum, ikinci tepsiyi tekrar pişirmeye gönderiyorum. Poğaçalarım inanılmaz güzel bir şekilde kabardılar ve çok da güzel piştiler. Hemen ikinci tepsiyi de fırından çıkartıyorum. İlk tepsinin sıcaklığı çıktı neredeyse. Şimdi size ne kadar yumuşak ve güzel olduğunu yakından göstereyim. Hem sunumun hem de rengin güzelliğine bakar mısınız? Üstü ve altı o kadar güzel kızarmış ki göstermesem olmazdı. Kesinlikle çok çok güzel ve yumuşaklığı da. Gördüğünüz gibi pamuk gibi. Kesinlikle bu tarifimizi deneyin. Şimdi içinin de ne kadar güzel piştiğini göstereceğim tabii ki ama ben yumuşaklığını göstermeye her tarifimde olduğu gibi doyamadım. Bazen yazan çok nadir de olsa birkaç takipçim oluyor. Neden bu kadar çok mıncıklıyorsunuz diye.
Eğer ben bu kadar çok mıncıklamasam size uyum uşaklığını gösteremem. Hepsi size gösterebilmek için verdiğim çaba. İçini çeke çeke öyle güzel pişmiş ki bakın yumuşaklığı eminim ki belli oluyordur sizler tarafından. Ben tabii göstermelere doyamıyorum ama artık videomuzun da sonuna geldik. İnşallah memnun kalmışsınızdır bu tarifimden. Yaptıktan sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.